Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle beraber telefonunuzdaki WhatsApp'ı bilgisayarınızda nasıl kullanabilirsiniz buna bakacağız. Bildiğiniz üzere WhatsApp'a son bir güncelleme geldi ve artık WhatsApp'ı web üzerinden kullanabiliyoruz. Ancak bunu kullanmamız için belli şartlar var. Öncelikle iPhone'larımızda kullanamıyoruz. Telefonunuzun Android, Windows Phone, BlackBerry ya da Symbian S, yani bu S60 dedikleri Nokia modellerinden olması lazım. Ayrıca telefonunuzda WhatsApp'ı son güncellemeyi yapmış olmanız lazım. Bunu yapmanız için de markete gidiyorsunuz, WhatsApp yazıyorsunuz ve orada bir güncelleme varsa eğer zaten görüyorsunuz, güncellemeyi indir diyerek güncellemeyi yapabiliyorsunuz. Eğer güncelleme çıkmıyorsa ve telefonunuzda WhatsApp web'i göremiyorsunuz arkadaşlar, bu henüz yeni çıkan bir hizmet olduğu için bunun bütün telefonlara gelmesi birkaç gün sürecektir muhtemelen. Daha sonra telefonumuza güncellemeyi yaptıktan sonra şurada menü düğmesine basıyoruz ve WhatsApp web'i görüyoruz burada arkadaşlar. Buna bastığımız zaman gördüğünüz gibi kamera açıldı ve bir kod taramaya çalışıyor. Bu kodu taramak için bilgisayarımızdan web.whatsapp.com adresine giriyoruz ve şurada çıkan QR kodu gösteriyoruz telefonumuza. Okuttuğumuz zaman zaten çok hızlı bir şekilde okuyor telefonumuz ve artık bilgisayarda kullanıma hazır WhatsApp. WhatsApp bilgisayarda kullanmanın güzel yanı, bilgisayar başına çok fazla vakit harcıyorsanız ve 2 dakikada bir böyle telefona WhatsApp'tan birisiyle mesajlaşıyorsanız işte elinizi telefona götürme zahmetinden kurtarıyor sizi. Aynı zamanda tabii telefon klavyesinden yazmaktansa bilgisayar klavyesinden yazmak muhtemelen çok daha hızlı olacaktır. Şöyle bir güzelliği de var. WhatsApp'tan birisi size fotoğraf gönderirse bu fotoğrafları direkt bilgisayarımıza kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Sesleri de o şekilde. Güzel düşünülmüş bir özellik. Zaten daha önce de 3. parti yazılımlarla bunu yapabiliyorduk. Ancak şu an WhatsApp tarafından legal olarak yayınlanmış durumda ve sorunsuz çalışıyor. Tekrarlayayım, kullanabilmeniz için Chrome tarayıcı kullanıyor olmanız lazım. Aynı zamanda WhatsApp'ınızı telefonunuzdan en son güncellemesini yapmanız lazım. Bu sefer Windows Phone'da yok demiyoruz. Bu sefer iPhone'larda yok. O da iPhone'un uygulamalara getirdiği kısıtlamalardan dolayı WhatsApp ekibi iPhone için çıkaramadıklarını belirtiyor. Eğer siz web üzerinden kullanmaya başlayacaksanız arkadaşlar, ilk başta size oturum açık kalsın gibi bir seçenek var. Onu işaretlerseniz, siz sekmeyi kapatsanız bile WhatsApp oturumunuz bilgisayarda açık kalıyor. Eğer o işareti kaldırırsanız da 5 dakika sonra hiçbir işlem yapmazsanız WhatsApp'tan otomatik olarak sizi çevrim dışı hale getiriyor. Yani oturumunuzu kapatıyor. Şöyle birkaç yazı denemesi yapalım. Hemen bilgisayardan hızlı yazımızı gönderebiliyoruz. Bir tane de fotoğraf çekip yollayalım. Şöyle çektik, yolluyoruz. Ve aynı anda bilgisayarımıza da çıkıyor. Bunun mantığı aslında tamamen telefonumuzdaki görüntüyü bilgisayarımıza yansıtıyor. Bütün olay bu. İşte bunu buradan basarak sağ tıklayıp farklı kaydederek bilgisayarımıza kaydedebiliyoruz. Web'te kullandığımız WhatsApp'ın şöyle bir kötü yanı var. Mesajları silemiyoruz arkadaşlar. İlla ki telefonumuzdan silmemiz lazım. Telefonumuzdan sildiğimiz anda zaten bilgisayar üzerinden de silinmiş oluyor. Bu videomuzda sizlere web.whatsapp.com nasıl kullanıyoruz, internet üzerinden WhatsApp kullanımını anlattık. Yeni çıkan bir özellik bu WhatsApp'ın ve faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.